Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hem kolay ve lezzetli bir pratik çilekli turta yapacağız. Başlayalım hemen. Malzemeler odasında yağımız var, tereyağı ya da margarin kullanabilirsiniz. Yumurta sarısı, şeker, şekerli vanilya ve kabartma tozu ve unumuz var. Şimdi bu malzemelerden hızlıca bir hamur yapacağız. İlk önce yağ ve şekeri karıştırıyorum. Yumurta sarısını da ekledim. Tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Bu işlemi isterseniz mikserinizle de halledebilirsiniz. Ardından unu da ekledim. Tekrar karıştırıyorum. Only you. Ve mikseri kapattım. Bundan sonra şöyle bir spatula yardımıyla ardından da şöyle elimle hızlıca hamuru toparladım. Bu şekilde yumuşacık bir hamur olacak. Şimdi streç film ile kapladım. Birazcık dolapta dinlendirdim. Böyle bir 15-20 dakika kadar buzluğa attım. Ve hızlıca açıyorum bu şekilde. Evet ve şöyle turta kabına yerleştirdim. Bir çatal yardımıyla da şöyle daha iyi pişmesi için ve üzerine bir ağırlık yerleştirdim. Bu işlemi yapmayabilirsiniz. Direkt böyle atabilirsiniz fırına. 10 dakika kadar şöyle ön pişirme yapacağız. Şöyle küçük bir hamurumuz var. Bunu da üzerini süsleyeceğiz. Ben bu şekilde kalıplar kullanıyorum. Siz isterseniz farklı şekillerde de süsleyebilirsiniz. Bu işlem tamamen size kalıyor. Şimdi çilekleri hızlıca ayıklayalım. Evet, bunu da çıkardım artık. Ve şu çilek sosu, çilek reçeli de olabilir. Şöyle üzerine pizza sosu gibi sürüyorum bu şekilde. Ve çilekleri de esmer şekerle karıştırıyorum. İsterseniz beyaz şekerle de tabii ki karıştırabilirsiniz. Evet, daha sonra şöyle içine yerleştiriyorum. Bu çilekleri böyle bol bol ekledim. Üzerlerine de şu kesmiş olduğumuz hamurları, hamur şekillerini yerleştiriyorum. Bu şekilde bile gerçekten güzel gözüküyor görüntüsü. Yaklaşık yarım saat içinde pişecektir. Evet, yarım saat sonra şöyle kenarları hafif kızarmış oluyor. Ve çilekler de pişmiş olduğunu görüyorsunuz. Hızlıca soğuyor. Biz de artık servisimizi yapabiliriz. Evet, şöyle bir dilim kestim ve tabağıma alıyorum. Evet. Bu şekilde. Şöyle üzerine de bir pudra şekeri serptim. Bu işlem tamamen isteğe göre. Evet, böyle çilekli mevsimde bunu yapmanız gerçekten hem pratik hem de hızlı bir tatlı olacak. Şöyle tadına bakalım nasıl olmuş. Gerçekten çok hafif. Hamur da zaten ince gördüğünüz üzere. Ağızda kolayca dağılıyor. Çilekle uyumu da harika. Kesinlikle tavsiye ediyorum yapmanızı. Umarım videomu da beğenmişsinizdir. Eğer bu tarifi denerseniz beni etiketlemeyi unutmayın. Yeni videolardan da haberdar olmak için bildirim açmayı unutmazsanız harika olur. Evet ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.